isterseniz. Sağlıklı bir yemek yapacağız bugün yine sizlere. Tavuklu Brüksel lahanası yapıyoruz. Öncelikle 500 gram Brüksel lahanası kullanacağız. 500 gram tavuk göğsü etimiz var. 1 adet kuru soğan, 2 adet domates, 3 adet karışık biber, 2 yemek kaşığı domates salçası, 4 yemek kaşığı zeytinyağı ve baharat olarak da birer tatlı kaşığı tuz, karabiber, pul biber kullanacağız tavuklu Brüksel lahanamız için. Evet, şimdi sevgili izleyicilerim, şöyle tavuklu Brüksel lahana hazırlayacağız sizlere. Çok farklı olacak ve çok değişik bir yemeğimiz. Şimdi tavuklu Brüksel lahanası için gerekli malzemeler nelerdi? Şöyle Ayşegül Hanım saydı size. Ben de tekrardan kısaca bir özetleyelim, bir anlatalım. Ondan sonra sizlerle beraber yapılışını da yapalım. Hemen hazırlayalım. Şimdi güzel yemeğimiz için sevgilerimiz, görüyorsunuz hemen 500 gram kadar tavuk göğsü alıyoruz. Kemiksiz bir şekilde, derisiz bir tavuk göğsü kullanıyoruz. Ve 500 gram kadar Brüksel lahanamız var. Bunu siz donuk olarak da temin edebilirsiniz. İsterseniz böyle taze bir şekilde de temin edebilirsiniz. Hemen salçamız var, ondan sonra sarımsağımız var ve soğanlarımız, domates, biberle beraber. Şimdi nasıl yapacağız? İlk önce hemen tenceremizi koyacağız sevgilerimiz ocağa. Tenceremizi ocağa koyduktan sonra altını açacağız. Ve altını açtıktan sonra onları güzelce bir şekilde önce soğanımızı ve sarımsaklarımızı kavuracağız. Onları pembeleşene kadar kavurduktan sonra içine salçamızı ve baharatlarımızı ilave edeceğiz. Salçamızı, baharatlarımızı verdikten sonra 1 su bardağı kadar veyahut da 2 su bardağı kadar sıcak suyumuzu verdikten sonra hemen o kaynamaya başlayacak. Ondan sonra Brüksel lahanamızı içine ilave edeceğiz. Yavaş yavaş Brüksel lahanamız kaynamaya başlayacak seviyicilerimiz. Ne yapacağız? Onun kaynama esasında 3 adet biberimizi, karışık biberimizi içine ilave edeceğiz. Ve ondan sonra domatesimizi içine ilave edeceğiz. Kaynama işlemine devam edeceğiz. O yavaş yavaş kaynamaya devam ederken ondan sonra tavuğumuzu soslayacağız. Ve tavuğumuzu da farklı bir şekilde hazırlayacağız. Farklı bir şekilde size güzel bir sunum yapacağız seviyicilerimiz. Şöyle şimdi Ayşegül Hanım ne yaptı? Hemen tenceremizi ocağa koyuyor. Tenceremize az bir şekilde yağımızı ilave etti. Şimdi yağımızı da ilave ettikten sonra bir tane soğanımı ben alıyorum sevgilerimiz. Şöyle tenceremiz yavaş yavaş ısınmaya başladı. Hemen ilk işlem ne yapıyoruz? Soğanımızı alıyoruz. Allah Allah, beni bir gıcık tuttu ya. Öksürüyorum böyle. İstersen biraz su için. Evet, içtim ama. Evet, şöyle yavaş yavaş sevgilerimiz bir adet soğanımızı şöyle güzelce bir şekilde ince ince doğrayalım. Görüyorsunuz. Çok farklı bir sunum olacak ve çok güzel olacak. İnşallah sizler de yapıp deneyeceksiniz. Brüksel lahanası sevgilerimiz bulabilirsiniz. Her yerde de vardır ama siz onu donuk olarak da temin edebilirsiniz, bulabilirsiniz. Büyük marketlerde vardır mutlaka. Şöyle hemen dondurulmuş olarak bulabilirler. Tabii dondurulmuş olarak bulabilirler. Şöyle hemen sevgilerimiz görüyorsunuz. Şöyle soğanımızı doğradık. Soğanımızı ufak ufak doğradıktan sonra şimdi de yavaş yavaş hemen 3 diş sarımsağımızı alıyoruz ve sarımsağımızı da şöyle güzelce bir şekilde doğradık. Soğan ve sarımsağımızı doğradıktan sonra hemen ne yapıyoruz? Şöyle soğanlarımızı pembeleşmesi için tenceremize ilave ettik. Evet, çok şöyle, güzel. Hadi bakalım. Evet, şimdi Ayşegül Hanım yavaş alalım. Yavaş hemen karıştırsın seviyicilerimiz. Yavaş de, yavaş ağlasın. Evet, şöyle biz de diyet işlemlerimize şöyle sizlerle beraber devam edeceğiz. Şimdi yavaş yavaş soğanlarımız kavrulmaya ve sarımsaklarımız kavrulmaya devam edecek. Onlar kavrulurken biz de şimdi sizlerle beraber 3 tane veya 4 tane karışık biber demiştik. Ondan sonra 1 tane büyük domates veya da varsa büyük domatesi yoksa da küçük domates 2 tane de kullanabiliriz. Peki domates hiç yoksa ne yapacağız? Domates hiç yoksa kullanmayabilirler de onda sıkıntı olmaz. Şöyle sevgilerimiz hemen domatesimizi alıyoruz. Domatesimizi şöyle güzelce bir şekilde hemen ufak ufak doğrayalım. Görüyorsunuz soğanlarımız kavrulurken biz de şöyle diğer işlemlere devam ediyoruz. Evet. Şöyle. Evet, usta, teknoloji geliştikçe, dünya ilerledikçe artık sebze ve meyvelerde dahi farklılıklar oluyor. Kim derdi ki bir zamanlar böyle koca lahana olacak, ufacık lahana. Öyle değil mi? Brüksel lahanası. Gerçekten böyle ilk gördüğümüz zaman ben bile şaşırmıştım. Tabii yani uzun yıllar oldu Brüksel lahanası tanışalı ama böyle farklı bir şekilde, farklı boyutta olması elbette ki ilginç ve değişik. Bu da Rabbimin evet, bir mucizesi. Genellikle zeytinyağı türü şeylerde de çok tabii, zeytinyağlı yemeklerde bol tüketiyoruz. Ama normal yemeklerde de çok güzel, farklı bir tat, lezzet katıyor.
Onları kullanabilirsiniz. İsterse zeytinyağlı yapabilirsiniz. İsterse yemeklerde de kullanabilirsiniz. İkisine de çok yakışıyor ve çok güzel lezzet veriyor. Onun tabii, için salatalarda da öyle değil mi? Salatalarda tabii da tüketebiliriz. Özellikle de şurada bir şey belirtmek istiyorum. Ve diyet yapan izleyicilerimiz de varsa ne yapabilirler? Onu güzel bir şekilde sadece haşlayıp da sebze haşlaması da tüketebiliriz. Üzerine evet, bol bol yoğurt döküp öyle de yiyebilirler. Doğru. Hem çok sağlıklı hem de güzel olacak sevgili izleyicilerimiz. Şimdi gördüğünüz gibi hemen domatesimizi doğradık. Yavaş yavaş şöyle soğanlarımız kavrulmaya devam ediyor. Bir tane daha kırmızı biberimizi alalım sevgili izleyicilerimiz. Şöyle kırmızı biberimizi de ufak ufak doğrayalım. Onu da domateslerimizin yanına koyacağız. Ondan sonra sevgili izleyicilerimiz şimdi yavaş yavaş soğanlarımız kavrulurken sürekli olarak belirttiğim bir şey vardı. Neydi? O da biberimizi ilave ettiğimiz zaman hem çok güzel bir aroma veriyor hem de farklı bir lezzet katıyor. Onun için şimdi biberimizi hemen şöyle dilimledikten sonra doğrayıp içine ilave edeceğiz. Evet şöyle. Önce bir çekirdeklerini alalım biliyorsunuz. Çekirdekleri acı olduğu için şöyle bir biberlerimizi hemen yavaş yavaş temizleyelim. Çekirdeklerinden şöyle biraz arındıralım. Evet. Şöyle. Görüyorsunuz hemen biberlerimizi hazırladık ve temizledik. Şöyle biberlerimizi temizledikten sonra birazını hemen acil bir şekilde doğradık sevgilerimiz. Ve doğradıktan sonra ne yapıyoruz? Şöyle soğanlarımızı içine ilave ettik. Onlar yavaş yavaş, evet yavaş yavaş şöyle kavursun. Biz de şöyle kalan diğer biberlerimizi de gördüğünüz gibi hemen şöyle güzelce bir şekilde şöyle doğradık. Ve doğradıktan sonra onları da kenara koyuyoruz. Evet, şöyle kenara koyduk. Şimdi bunları hazırladık sevgilerimiz. Bunları yavaş yavaş şimdi yapmaya devam edeceğiz. Ayşegül Hanım'la beraber. Şimdi biz sizlerle beraber tavuğumuzu hazırlayacağız. Tavuğumuzu farklı bir şekilde yapacağız dedik ama bakalım nasıl yapacağız. Şimdi tavuğumuzu yapmak için ne yapacağız? Şöyle tekrar robotumuzda yararlanacağız. Ve robotumuzda çok güzel pişirimler sağlıyoruz biliyorsunuz. Tekrardan şöyle robotumuzda bugün ızgara yapacağız seviyicilerimiz. Şöyle elektrikli tüplü olması bize çok büyük bir avantaj sağlıyor robotumuzun. Her şey yapabiliyoruz. Canınız ne isterse, gönlünüz ne isterse yapabiliyoruz. Şöyle haznesini ters çeviriyoruz ve buradan pilav mı, kavurma mı? Tabii tepsisiyle her şey yapılıyor. Her şey yapıyoruz. Şöyle çevirdiğimiz zaman bize kokusuz, dumansız ızgaralar yapıyor sevgilerimiz. Hem elektrikli hem tüplü olması çok büyük bir avantaj. Her ortamda kullanabiliriz. Hemen sadece ne yaptık? Şöyle su haznemize suyumuzu ilave ediyoruz. Şöyle bir seviye çemberimizi de alalım. Değil mi Ayşegül Hanım? Tabii. Seviye çemberi de çok avantajlı. Ne yapıyor? Etlerimizin suya düşmesini engelliyor tabii ki. Evet. Yine kezleyeceğimiz sebzeler varsa aynı şekilde tabii suya ki düşmesini engelliyor. Şimdi şöyle görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz hemen suyumuzu koyduk ve robotumuzu güzel bir şekilde altını açtık. Şöyle altını açtık. Evet. Açtıktan sonra o şimdi yavaş yavaş ısınmaya başladı. Ne yaptık? Su haznemize suyumuzu koyuyoruz. Niye suyumuzu koyuyoruz sevgili izleyicilerimiz? Etlerimizde akan yağlar olsun, kanlar olsun o ne yapıyor? Suda birleşiyor. Su kendi içine hapsediyor. Onları güzelce bir şekilde koku, duman, is vermiyor. Şimdi biz de ne yapalım? Yavaş yavaş robotumuz ısınmaya devam ediyor. Robotumuz ısınmaya devam ederken şöyle tavuğumuzu aldık sevgilicilerimiz yanımıza. Şimdi onu sizlerle beraber işlemlerimizi yapacağız. Tekrardan ne yapıyoruz? Şöyle bir soğanlarımıza geri döndük. Soğanlarımızı, sarımsağımızı, biberlerimizi. Alalım hepsini yoksa yeter mi? Az bir şey daha alabilirsiniz. Çok az bir şey. Tamam. Evet. Şöyle salçamızı ilave ettik sevgilerimiz. Görüyorsunuz. Hemen salçamızı ilave ettikten sonra çok fazla baharat vermeden. Şimdi Ayşegül Hanım diğer kalan baharatlarımızı da ilave edecek. Evet tamam. Şöyle. O zaman ne yapalım? Biraz tuzla başlayalım isterseniz. Tabii. Şöyle evet, biraz tuzumuzu ilave edelim. Tuz oranını çok iyi ayarlamamız gerekiyor Ayşegül Hanım. Çünkü tavukta da kullanacağımız tabii için. Onun için biraz az kullanacağız sevgilerimiz. Oranını kullanalım o zaman. Biraz da pul biberi ilave edelim. Evet şöyle sevgilerimiz görüyorsunuz. Pul biberimizi şimdi ilave ediyor. Çok az bir şeyi. Evet. Şöyle. Biraz da karabiber öyle değil mi? Evet. Karabiber de yeterli karabiber oluyor sevgilerimiz. Kaşığımızın ucuyla fazla abartmadan. Şöyle bakın abartmıyoruz tamam mı? Evet. Çünkü sağlık açısından da aşırıya kaçarsak ne diyoruz? Karabiber için sürekli midemizde yanma ve ekşime yapabilir. Tabii ki. Şimdi biz sürekli sevgilerimizle burada belirttiğimiz bir konu vardı. Sağlıklı bir şekilde yaşamamız. Ve onun için de ne yapacağız? Karabiber ne yapacak? Sevgilerimizle midemizde yanma ve ekşime yapacak ve bizi rahatsız edeceği için çok fazla tüketmiyoruz. Tüketmemeye de dikkat ediyoruz. Tuzu da aynı şekilde ne yapıyoruz? Şekeri de aynı şekilde elimizde geldiği kadar hayatımızdan uzak tutmaya gayret etmemiz gerekiyor sevgilerimiz. Salçamızı da biraz yemeğimizde ne yapıyoruz?
soğanımızı koyduk ve ondan sonra salçamızı ilave ettik. Ama salçamızı hemen ilave eder etmez suyumuzu vermeyeceğiz sevgilicilerimiz. Niye suyumuzu vermeyeceğiz? Salçamız da aynı karabiber gibi eğer güzel kavrulmasa, iyi kavrulmasa ne yapacak? Hem midemizde yanma ekşime yapacak hem de yemeğimize güzel bir renk vermeyecek. Onun için ne yapacağız? Böyle bulanık oluyor değil mi evet, usta? Evet bulanık oluyor. Çok güzel bir renk vermesi için ne yapacağız sevgilimiz? Salçamızı biraz fazla kavuracağız. Fazla kavurduğumuz zaman çok güzel bir şekilde hem renk verecek hem de midemizde yanma ve ekşimeyi ortadan kaldırmış olacak yemeğimizde. Şimdi görüyorsunuz soğanımızı kavurduk, sarımsağımızı kavurduk, salçamız, baharatımızı ilave ettik. Ve şimdi suyumuzu vereceğiz. Ama suyumuzu verirken sevgilerimiz şöyle sıcak suyumuzu ilave edeceğiz. Suyumuz çok olmasın. Özellikle sizden ricam şöyle ne yaptık? Şöyle çok hafif suyumuzu ilave ediyoruz. Evet şöyle bir karıştırıyoruz Ayşegül Hanım. Şöyle bir su bardağı kadar diyebiliriz. Evet bir buçuk su bardağı kadar. Şimdi tekrardan bakacağım su tamam. Oranına. Evet şöyle sevgilicilerimiz. Hemen görüyorsunuz sıcak suyumuzu ilave ettik. Şöyle yavaş yavaş sıcak suyumuzu ilave ettikten sonra şimdi de içine şöyle Brüksel lahanalarımızı ilave ediyoruz. Evet şöyle. Evet. Şöyle Brüksel lahanalarımızı da ilave ettikten sonra şimdi Ayşegül Hanım yavaş yavaş onları karıştırıyor seviyicilerimiz. Brüksel lahanalarımızla beraber ne yapacağız? Şöyle güzelce bir şekilde yemeğimiz pişmeye devam ederken üzerine biberlerimizi ilave ediyoruz. Şöyle biberlerimizi de ilave ettikten sonra ne yapabiliriz? Yemeğimizi koyduk. Şimdi baharatlarımızı ilave ettik, suyumuzu verdik. Ve ne yaptık? Biberimizi de ilave ettik. Ne yapabiliriz sevgili siz evde yaptığınız için evde zamanınız olacak ve hemen tenceremizin zamanımızın olmasından ötürü ne yapacağız? Tenceremizin altını biraz hafif kısacağız ve kısık ateşte yemeğimiz pişime devam edecek. Şöyle gördüğünüz gibi ne yaptık? Hemen Brüksel lahanalarımızı da ilave ettik. Ve onları ilave ettikten sonra şöyle çok fazla su vermediğimiz için alta salça ve sevgilim ara sıra şöyle karıştıracağız ve ondan sonra kapağını kapatabiliriz. Evet şöyle hatta biraz aralık bırakabiliriz çok evet, az. Teşekkür ederim Ayşegül Rica Hanım. Rica ederim efendim. Hem rengi güzel olsun hem de güzel bir pişim sağlayalım diye. Özellikle yeşil renkli sebzeleri ne diyoruz? Kapağınızı biraz açık bırakın ki buharını dışarıya versin. O buharı içeri hapsettiğiniz zaman hem sebzeniz çok fazla böyle piştiği zaman renk olarak da güzel görünmeyecek. Çünkü ustamız da zaten buna çok dikkat ediyor. Diyoruz ki yemek yerken sadece lezzetine takılmayacağız. Görüntü de önemli öyle değil mi? Tabii ki muhakkak. Her şeyi bir bütün olarak düşünmekte fayda var tabii ki. Şimdi ustamız tavuğumuzu güzel bir şekilde hazırlayacak. Biraz sonra ben de size Brüksel lahanasının faydalarını hatta lahanayı anlatalım. Ha Brüksel lahanası ha lahana hiç fark etmiyor. Biraz sonra da ona değineceğiz inşallah. Evet. Şimdi sevgili izleyicilerimiz görüyorsunuz hemen şöyle geniş bir kabımızı aldık. Şöyle kabımızı aldıktan sonra şimdi ben Ayşegül Hanım'dan yemeğimizin baharatını o ayarlamıştı ve baharatımızı ilave ettikten sonra tekrar aynı baharatı ne yapacağız? Şöyle gördüğünüz gibi kabımıza ilave edeceğiz. Evet, biraz zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş evet, şöyle. Tuzumuzdan verelim. Evet. Çok fazla kaçınmıyoruz. Evet. İki yemeğimize tuz kullanacağız. Bu arada biz başladık artık kaya tuzu da kullanıyoruz öyle değil mi usta? Tabii ki kaya tuzu da tabii kullanıyoruz hem sağlığımız için. Evet. Tabii acı biber noktasında onu ben hiç böyle hakikaten belirlemek bile istemiyorum usta. Çünkü acı sevenler varsa hem yemeğe hem de ete kullanabilirler öyle aslında değil mi? Aslında pul biberinde sıkıntı yok. Bizim anlattığımız şuydu Ayşegül Hanım karabiber ne, tabii, çok fazla kullandığımız oranı. Zaman tabii tuz oranı ikisine dikkat edersek daha iyi olacak sevgilinin sağlığımız için. Şimdi karabiber fazla kullandığımız zaman ne yapıyor dedik ki midemizde yanma ve ekşime yaptığı için onu hayatımıza uzaklaştırıyoruz. Tuz ve şeker de elimizde geldiği kadar ama geçmiş Türk milleti olarak fazla alıştığımız için biraz bize zor gelebilir. Evet. Ama zamanla alışacaksınız. Hayatımızda uzaklaştırmamız gerekiyor. Doğru. Hatta biz çoğu zaman ne yapıyoruz? Yemeğimizi hemen önümüze alır almaz tuzu alıp içine tuzumuzu ilave ediyoruz. Kesinlikle öyle bir şey yapmamamız gerekiyor. Şöyle sevgilerimiz gördüğünüz gibi hemen şöyle yağımızı mutfağı koyduk. Mutfağı yıka yıka evet. Yemek yapabiliriz. Şöyle yağımızı koyduk. Ondan sonra pul biberimizi, tuzumuzu, baharatlarımızı ilave ettik. Ve şu anda gördüğünüz gibi hemen sosumuzu yapmaya devam ediyoruz. Şöyle sosumuzu hazırlarken biz daha güzel olsun diye ve daha lezzetli olsun diye bir diş sarımsağımızı da alıyoruz. Ne yapıyor sevgilerimiz? Şöyle sarımsağımızı da içine ilave ettik. Sarımsağımızı içine ilave ettikten sonra tekrardan ne yapıyoruz? Şöyle soğanımızı, tavuk göğsü kemikli olduğu zaman daha güzel oluyor ve daha lezzetli oluyor sevgilerimiz. Eğer göğüs kullanacaksanız
Tavuk göğsü biraz biliyorsunuz yaban kaldığı için onu biraz baharatla veyahut da şöyle soğan, sarımsakla bir aroması güzel olsun diye tatlandırabiliriz. Onun için ne yapacağız? Sevgili şöyle soğanımızı ilave edebiliriz. Sarımsağımızı ilave edebiliriz. Hatta şöyle biberimizi de alalım. Görüyorsunuz. Tavuk göğsünü de hazırladığımız zaman aynı bizim yaptığımız işlemde eğer hazırlıyorsanız bunu ne yapacağız? Biraz fazla da bekletebiliriz güzel bir şekilde sevgilicilerimiz. Ne kadar fazla etlerimiz beklerse dinlenirse hem çok güzel olacak hem de lezzetli olacağı için mutlaka onları biraz dinlendirmemiz gerekiyor. Şöyle bir adet de domatesimizi hemen ne yapıyoruz? Hatta siz domatesi ne yapabilirsiniz sevgilicilerimiz? Şöyle iri iri de doğrayıp onları tekrardan o robotunuz olabilir veya da herhangi tava olabilir veya ızgaranız olur. Bunları onun içinde de güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Şöyle tavuk göğsünü hazırladık. Sevgili dinleyicilerimiz kemiksiz tavuk göğsümüz. Şöyle filetoları alıyoruz. Görüyorsunuz içine ilave ettik. Bunu da aynı şekilde. Ve diğer kalan tavuk göğüslerimizi de ne yapıyoruz sevgili dinleyicilerimiz? Şöyle yavaş yavaş ortadan ikiye ayırıyoruz. Evet şöyle onu ayırdıktan sonra diğer tavuk göğsünü de aynı şekilde şöyle düzgün bir şekilde ne yapıyoruz? Güzelce bir şekilde açtık. Şöyle tavuğu açtıktan sonra sevgilicilerimiz gördüğünüz gibi şöyle kapağı tarafı olan şöyle üç kısmını da şöyle hafif açıyoruz. Evet. Tavuğumuzu çok fazla incitmeyeceğiz ki sevgilicilerimiz dağılmasın. Onun için ince açmamamız gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi güzel bir şekilde çok fazla ne ince olacak ne de kalın olacak. Hemen şöyle güzel bir işlemle açabilirsiniz. Şöyle diğer tavuğumuzu hemen şöyle açalım. Şu son kalan parçamızı da aynı şekilde ne yapıyoruz? Şöyle ortadan ikiye ayırıp ince bir şekilde açtık. Şimdi tavuk göğüslerini açtık sevgili izleyicilerim. Ne yaptık? Şöyle hazırlanmış olduğumuz şöyle sosumuza ilave ettik. Şimdi bunları güzelce bir şekilde ne yapıyoruz? Şöyle karıştırıyoruz. Şimdi bunlar ne kadar çok fazla şöyle dinlenirse etlerimiz hem daha güzel olacak hem de daha lezzetli olacak. Şöyle güzelce bir şekilde hemen harmanladık. Şöyle karıştırdık. Şöyle etlerimizi ilave yaptık. Güzelce bir şekilde karıştırdık. Siz bunu yarım saat dinlendirin. Daha güzel olacak ve daha iyi bir işlem olacak. Ama bizim biliyorsunuz seveceğimiz zamanımız çok olmadığı için biz hemen hazırlayacağız. Biz bundaki yapmamızdaki amaç nedir? Sizler de aynısını yapın diye seveceğimiz güzel bir şekilde hazırlayın ve yapın. Dinlendirin. Ne kadar dinlenirse etleriniz daha güzel bir şekilde dinlenmiş olacak ve hazırlanmış olacaksınız. Şöyle etlerimizi alıyoruz. Yavaş yavaş ne yapıyoruz? Robotumuzun başına geldik seviyicilerimiz. Evet. Şöyle robotumuzu görüyorsunuz hemen çok hızlı bir şekilde ısındı. Isındıktan sonra şöyle tavuk etlerimizi ne yapıyoruz? Şöyle yavaş yavaş robotumuza dizelim. Evet şöyle seviyicilerimiz gördüğünüz gibi hem çok güzel pişirimler sağlıyor hem çok kolay pişirimler sağlıyor. Ve biz de ne yaptık? Şöyle tekrardan hemen tavuklarımızı ilave ettik. Sadece ne yapıyoruz? Soğanlarımızı ve domateslerimizi kesinlikle israf etmiyoruz. İri iri doğramakta fayda var. Tabii ki. Güzel onun için şey biz bu. Zaten seviyicilerimize dedik. Onları mutlaka kullanabilirsiniz. Şimdi de kenarına seviyicilerimiz görüyorsunuz. Hemen şöyle domateslerimizi de ilave ediyoruz. Bir yandan tavuğumuz hazırlanırken bir yanda da ne yapıyoruz? Sebzelerimizi güzel bir şekilde hazırlamış oluyoruz ve közlemiş oluyoruz seviyicilerimiz. Şöyle tavuğumuzu ilave ettik. Şimdi ben hemen yavaş yavaş hem tavuklarımızı size hazırlayacağım hem de yemeklerimize bakacağım sevgilicilerimiz. Ben yemeklerimizi hazırlarken, onlara bakarken şimdi Ayşegül Hanım da size güzel bilgilerini anlatacak. Ben de şöyle robotumuzla yavaş yavaş yemeğimi yapmaya devam ediyorum. Ama şöyle geçmeden önce ne yapalım? Şöyle sağ olsun Ayşegül Hanım şöyle gördüğünüz gibi Brüksel lahanalarımızı güzelce bir şekilde susuz bir şekilde hazırladı. İçine şöyle bir adet de domatesimizi ilave edelim. Evet. Şöyle. Domatesler de güzel güzel pişsin. Zaten lahanalar da pişmeye başladı çünkü rengi de koyulaşmaya başladı. Oradan da anlayabiliriz. Şimdi lahana ile ilgili aslında böyle hani çok çok fazla böyle sayfalarca da anlatmaya gerek yok. Çünkü gerçekten biliyorsunuz sağlık açısından da çok çok değerli bir sebzemiz. Özellikle şimdi diyet yapanlar sadece bakın diyet derken lütfen bunu zayıflama olarak algılamayın. Her anlamda. Her anlamda. Şeker hastalığı olabilir, kolesterol hastalığı olabilir, kalp hastalığı olabilir. Hatta bazen alerjik reaksiyonlar gösteriyoruz biliyorsunuz. O sebeple de olabilir tabii ki. Geniş kapsamlı bir olarak değerlendirin diyet kelimesini lütfen. Kullanabiliriz. Lahanayı yiyelim daha doğrusu. Ödem söktürücü özelliği var. Ve lahanada bir vitamin var. Hiçbir sebzede,
hiçbir meyvede bu vitamin yok. Hangi vitamin? U vitamini, bakın şöyle U vitamini. U vitamini sadece lahanada var ve bir tek lahanadan alabiliyoruz. O yüzden yemekte fayda var tabii ki diyorum ben. Ödem söktürme özelliği var. Bağışıklık sistemine tabii ki katkı sağlıyor. Ne kadar çok temizlik, o kadar çok sağlık ve güzellik diyoruz tabii ki. Öyle değil mi? Tabii ki. Çok çok önemli çünkü bu. Her şeyi yiyoruz. Bakın her şeyi yiyoruz, her şeyi tüketiyoruz. O kadar çok yükleniyoruz ki. Ama maalesef böyle özellikle ödem söktürecek, bağışıklık sistemi, sindirim sistemimiz daha doğrusu çalıştıracak sebzelerden biraz geri kalıyoruz. Lütfen bu konuda sizlere destek sağlayacak ve fayda sağlayacak olan lahanayı bol bol tüketin. Bol bol derken tabii ki her gün değil ama ne yapabiliriz mesela? Haftanın 7 günü var, öyle değil mi? Bakın bazen balığı anlatıyoruz, bazen farklı yemekleri anlatıyoruz. Bunları mesela gün gün olarak da, bu bir tavsiyedir sizlere tabii ki. Mesela pazartesi günü balık günü, salı günü işte lahana günü, çarşamba günü ne diyelim işte patlıcan veya işte semizotu günü. O şekilde de sınıflandırırsak bol bol, evet, dediğimiz konuda ne olacak? En azından kendiniz bir sistem oturtmuş olacaksınız ve bütün bu saydığımız sağlıklı, faydalı besinlerden de yararlanmış tabii ki yararlanmış olacak. Yani çocuklarımıza da tabii yedirmiş olacağız. Çocuklarımıza ayrı bir şekilde sebzeyi sevdirmiş olacağız. Brüksel lahanası yaptık. Tenceremizde lahanalarımız güzel bir şekilde pişti. Böyle bakın bol domatesli, salçalı, biberli lahanalarımız da harika bir şekilde görünüyor. Ondan sonra lahanalarımıza ilave edeceğimiz tavuklarımıza şu an robotumuzda harika bir şekilde sağlıklı, dumansız, kokusuz, işsiz pişirimler yapan robotumuzda pişiyor. Bir daha ustamızdan rica edelim. Brüksel lahanası yemeğimizi nasıl hazırlayacağız? Bir anlatsın bizlere. Sonrasında sizlere semiz otlu, tane mısırlı çorbamızı hazırlayacağız inşallah. Evet, şimdi sevgilicilerimiz şöyle sizlere bir daha anlatalım. Tavuklu Brüksel lahanamızı görüyorsunuz sevgilicilerimiz. Önce hemen ne yaptı? Soğanımızı ve sarımsağımızı kavurup tenceremize ilave ettik. Tenceremize ilave ettikten sonra hemen ne yaptı? Güzelce bir şekilde soğan ve sarımsağımız güzelce bir kavrulduktan sonra yağımızla beraber içine biraz biberimizi ilave ettik. Güzel bir aroma, lezzet versin diye. Onları kavrulduktan sonra içine salçamızı ilave ediyoruz. Şöyle bir yemek kaşığı kadar salçamız veya iki yemek kaşığı da kullanabilirsiniz. Biraz salçamızı ilave ettikten sonra onu güzelce bir şekilde kavuruyoruz ve baharatımızı ilave ediyoruz. Baharatımızı da ilave ettikten sonra 2 su bardağı kadar veyahut da 1,5 su bardağı kadar suyumuzu veriyoruz. Çok fazla olmayacak suyumuz sevgilerimiz. Ondan sonra kaynamaya başladıktan sonra içine ne yapıyoruz? Brüksel lahanalarımızı ilave ettik. Brüksel lahanamızı da ilave ettikten sonra tekrar ne yaptık? Biberimizi içine ilave ettik. Ondan sonra sevgilerimiz 1 adet domatesimizi de ilave ettikten sonra şöyle gördüğünüz gibi Brüksel lahanalarımız çok güzel bir şekilde hazırlandı ve şu anda Brüksel lahanalarımız hazır. O yavaş yavaş tenceremizde kaynamaya devam ederken biz de şöyle gördüğünüz gibi robotumuzla sevgilerimiz tekrardan size güzel bir şekilde sunum yapıyoruz. Eğer robotunuz yoksa tavuklarınızı tavada da hazırlayabilirsiniz. Veyahut da bizim yaptığımız gibi tavanız da yoksa sevgilerim ne yapacağız? Tavuklarımızı herhangi bir tepsiye dizeceğiz. Ondan sonra fırınımıza da ilave edebilirsiniz. Ama robotunuz varsa çok güzel bir şekilde hazırlayabiliriz. Şöyle görüyorsunuz, tavuklarımızı güzelce bir hazırladık, sosladık ve sosumuzu ilave ettikten sonra şöyle tavuğumuzu hemen güzelce bir şekilde pişirmiş olduk sevgilicilerimiz. Şöyle yavaş yavaş ne yapıyoruz? Pişen tavuklarımızı şöyle güzelce bir şekilde hazırlamış oldu. Şöyle çevirelim sevgilicilerimiz. Şimdi yavaş yavaş tavuklarımız ne yaptık? Baharatımızı ilave ettik. Sarımsağımızı, soğanımızı, domates ve biberlerimizi ilave ettikten sonra onları çok güzel bir şekilde karıştırdık. Ve ondan sonra etlerimizi dinlemeye bıraktık. Ondan sonra robotumuza diziyoruz. Ve yavaş yavaş pişime devam ediyor. Gördüğünüz gibi bir yandan da domates ve biberlerimizi közlemeye devam ediyoruz. Şimdi onlar yavaş yavaş pişmeye devam etsin sevgilicilerimiz. Biz de şimdi sizlerle beraber şöyle sunumunu yapalım. Şöyle sunumu herhangi siz tabağınızı istediğiniz tabakta kullanabilirsiniz sevgilicilerimiz. Ben şöyle siz daha güzel bir şekilde görün diye hemen şöyle kareli tabak aldım. Bir de ufak bir tabak aldım siz daha güzel görmeniz için. Şöyle hazırlamış olduğumuz Brüksel lahanalarımızı sevgilicilerimiz. Şimdi tekrar da ne yapıyoruz? Şöyle tabaklarımızı alalım. Evet, şöyle güzel bir şekilde hazırlandı. Şimdi de sunumumuza geldi. Şöyle sizlerle beraber güzel bir sunum yapalım. Şöyle Brüksel lahanalarımızı hemen şöyle koyabiliriz. Diğer tabağımıza da aynı şekilde şöyle güzelce bir şekilde hazırlıyoruz sevgilerimiz. Şöyle sosumuzla beraber ne yapıyoruz? Tavuğumuzu şimdi biraz sonra üzerine ilave edeceğiz. Şöyle köşelere de ne yapıyoruz? Brüksel lahanalarımızı
sosuyla beraber ilave edelim. Salçamız görüyorsunuz sevgili dinleyenler, çok güzel bir şekilde salçamızı kavurduğumuz zaman hem çok güzel bir renk veriyor, hem çok güzel bir görüntü veriyor, hem de yemeğimizi güzelleştiriyor. Onun için mutlaka salçamızı belirttiğimiz gibi biraz fazla kavurmamız gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi sevgili dinleyenlerimiz, hemen sosumuzu ne yaptık? Hazırladık ve Brüksel'in anılarımızı şöyle tepsimize koyduk. Şimdi tavuklarımızı, tabaklarımızı, Brüksel lahanalarımızı tabaklarımıza koyduktan sonra şimdi ne yapıyoruz? Şöyle maşamızı alıyoruz. Tavuğumuzu çok aşırı bir şekilde de kurutmayacağız sevgili dinleyenler. Çünkü tavuğumuzun özelliği bu. Çok fazla kurutmayacağız. Hemen ızgaramızda tavuğumuzu aldık sevgili dinleyenler. Şöyle tavuğumuzu aldıktan sonra görüyorsunuz hemen güzelce bir şekilde hazırladığımız tavuklarımızı alıyoruz. Hemen şöyle tabağımıza koyuyoruz. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir tane daha alayım Ayşegül Hanım. Tabii ki. Teşekkür ettim. Rica ederim. Şöyle sevgili izleyicilerimiz görüyorsunuz. Hazırlamış olduğumuz tavuğumuzu alıyoruz. Şimdi servis tabağımıza dizme işlemlerine şöyle devam ediyoruz. Evet. Şöyle bunu da bu tarafa kaydırıyoruz. Şöyle diğer tavuğumuzu da aynı şekilde şöyle ilave ediyoruz. Görüyorsunuz çok güzel bir şekilde közlenmiş soğanımız. Onu da ne yapalım? Şöyle koyalım. Hatta bunu ne yapabiliriz? Sevgili izleyicilerim şöyle halka halka da ayırabiliriz. Evet şöyle. Şöyle yavaş yavaş tavuğumuzu hazırlamaya devam ediyoruz. Evet. Evet ben sebzeleri de vereyim size. Onlar da evet, ziyan olmasın tabii ki. Sağ olasın Ayşegül Hanım. Yemeklerimizin evet. Yanında harika bir şekilde sergileyelim. Tabii ki közlenmiş sevgili izleyicilerimiz görüyorsunuz. Bir yandan domateslerimiz, bir yandan soğanlarımız şöyle hazırlandı. Onları da ne yaptık? Şöyle güzelce bir şekilde tabaklarımıza ilave ediyoruz. Şöyle tavuğumuzu da güzelce bir şekilde hazırladık. Ve hazırlamış olduğumuz tavuğumuzu da ne yapıyoruz? Şöyle Brüksel lahanalarımızın üzerine ilave ediyoruz. Şöyle Ayşegül Hanım bize biberleri de güzelce bir şekilde közlemiş sevgilicilerimiz. Şöyle biberlerimizi de alalım. Tavuklarımızı yanına koyalım. Şöyle kalan son filetoları da alıyoruz. Onları da şöyle tabağımıza koyalım. Evet şöyle sevgilicilerimiz. Gördüğünüz gibi tavuklu Brüksel lahanamız çok güzel bir şekilde hazırlandı. Yanında ne yaptık? Yanında sebzelerimizi de közledik ve közledikten sonra şimdi de servis tabaklarımıza koyduk. Ve şu anda yemeğimiz hazır sevgilicilerimiz. Güzel oldu, değişik oldu tabii ki. Sevgili izleyenlerimiz, güzel bir programın daha sonuna geldik. Sizlere güzel lezzetler sunduk. İnşallah bunları huzurlu, sağlıklı sofralarda yiyin, tüketin diyorum ben. Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.